Elbette Uygurların tarihi nayti uzun bir musabılanı besip ötken mürekkep bir tarih. Bolup mu Uygurlar özünün bu köp eserlik siyasi, medeniyet, ictimai, iktisadi, terakkiyat tarihi de nurgullugan izlanı kaldırdı. Elbette Uygurların medeniyeti, medeniyet Uygurların insaniyet medeniyeti koşkan töhpüsü 19. asırdaki Avrupa alımları, Rusya alımları ve başka devlet alımları tarafından okşaşla itiraf kılınan 20. asırının 5'deki ve ahırkı vakitlerdeki yani bugün gücü boğun halkaralık bu Uygurşunaslık tetkikatı da Uygurların kadimki ve otur eserlerde Türkiye halklarının medeniyetine bulup mu merkezi Yavru Asya'nın medeniyetine zor töhpülerinin koşkallığı bir tek itiraf kılınan mesele. Elbette Uygurlar yalğız medeniyet tarihinden, şallık medeniyet tarihinden baştan keçirip kınmastın. Belki nayt mürekkep, nayt uzun bir siyasi terakkiyat tarihini baştan keçirdi. Biz bir yerde elbette kadim vaqtlarda Uygurlar tarafından kurulgan ya ki Uygurlarının kırındaş tukalları bir etnik grupu tabi boğan Türkiye kırındaş milletler tarafından Uygurlar bilen birlikte kurulgan tarihteki Uygur Türk devletlerini sanap ötüşümüzden acit yok. Biz yani bugünkü muhbirinin sualı bu içe yani 19. asırdan keyinki Uygurlarının siyasi tarihi kandak boldu. 20. asırdaki Uygurlarının siyasi tarihi kandak cereyallarını baştan keçirdi degen tem üstüde toxtalımız. Menin qarşımça Uygurlar vatani 19. asırının ahırlarında Yakup Bey'nin hakimiyeti Mençin İmperiyası tarafından toluq yoqtulgan dinkeyin, ağdırılgan dinkeyin Mençin hükümeti 1884 yılı Şinjan ülkesini tesis kıldı. Mençin hükümeti Şinjan ülkesini tesis kıygan dinkeyin ta ki 1931 yılı boğan aralıkta bu ülkede kent kölemlik karşılık, kent kölemlik kurallık kozalan hareketleri asası cihetlerin yüzbemedi. Elbette kısmen karşılık hareketler bolsa mı, lakin bu umum yüzlük tüsan mı kan? 1911 yılı Sun Yung-sen başçılığındaki bu Hanzu milletçileri Mençin İmperiyasını yoktup, yani Şinhai İnkılabı deyip atılgan İnkılabını kozgaşı arkalık Mençin İmperiyasını aldırıp Hanzu'ların özünün milli devletçiliğini, yani milli cumhuriyetçiliğini berpa kıldı. Yani Junhua Mingo hükümetini kurdu. Bu hükümet aynı vaxta Asya kıtasıdaki birinci cumhuriyet idi. Aynı vaxta elbette Mençin İmperiyasının haritası kirgen Mongoliya, yani taşkı Mongoliya, o ayrılıp çıkıp getdi. Aynı vaxta yine Mençin İmperiyasının haritası boğan Şarkı Türkistan, yani Cungu hükümet tarafından bugün günde Şinjan deyip atılıvatkan bu cay, gerçi Tömür Halipi rehberliği de onun şarkı kısmı da kumulda kozgalanla yüzbegen bozumu, lakin Mençin İmperiyasının haritasından çıkıp yetiş, yani Cungu Mingo hükümetinin kuruluşu bilen özünün bir müstakil hakimiyetini kuruş mümkünçiliği bulmadı. Yani bu ülke, bu cay militaristlerinin, yani Hanzu militaristlerinin ki hükümranlığı astı düşüp kaldı. Ta ki 1931 yılı için bulan aralıkta bu cayda Yangzingshin, Jinshurun katarlık işki militarist hükümranlığını yürgüzdü. Elbette Yangzingshin bilen bu Jinshurun'un hükümranlığı bir-biri bilen okşaşlıkka hem bir-biri bilen farklı taraflarga ye. Mesela Yangzingshin taşkı cihette Sovetler İttifakı bilen, yani yeniden meydan gelgen komünistik Sovet Rusiyası bilen hemkarlık ornutup, onun Bolşeviklere karşı can kılıp, bu ili Tarbağtay, Altay katarlık caylarga keçip gelgen Ak Gvardiyacı Rus armiyesini yoktışığa maslaştı. Şu arkalık Bolşevikler Rusiyasının bu ülkeye tesir köstüp, bu ülkeni Cungudun ayrı bitiş
yakımız bu ülkedeki halklara yardım verip onun Cungudun ayrılıp özünün bir müstakil devletini kuruş hareketlerini kollamasına tek bir şarait hazırladı. Yani bir yaktan ağınçakta yalnızın için içki cahitte Uygurlarının içindeki dini ölüme, yurt aksakalları ve başkalarını yakından kollap, olabilen yakından hemkarlık orantıp, ulanın dini cahitten halkını, dini cahitten halkı başlamçılık kılışıga, bazı tar dairede, yani küçük rayolla bu içe, şu caydaki halklarga rehberlik kılışıga yol koyuş arkalık, yeni mündah çıkan çağda, şu vaktaki Yağızın ışığının taktikisi bu içe, yatlağının kolu bilen yatlağının başkuruş usulü bu içe, nadan kaldırış siyaseti, halkını meripetsiz kaldırış siyaseti, yani cehalet ilgi tutturuş siyaseti arkalık Uygurlarını taşki dünyadan kildiğin təsirle, yani aynı vaxtda Türkiye'nin öz içi kalan, bu İslam dünyası otur şarıhtı götürülü atan, İslami uygunuş, medeniyet uygunuş, milli uygunuş hareketlerinin təsirini kabul kılmaslıq. Yani bir yaxınlağında Uyğurlarının koşunuzu boğan bu Otur Asiyadaki Kerimdaş Türkiye halkları arasında yüz beri vatkan ideologilik özgürüşler, yani Çarusi'nin ağdırılıp, bu cayda Bolşevikler hakimiyetinin şekillenişi bilen peyda bulu vatkan özgürüşlerinin, yani inqilab hareketlerinin bu ölkeki təsir kılışının aldığını tosup kaldı. Bu Yangzhang Shing'nin siyasi taktikisi. Gerçi Yangzhang Shing 17 yıl Uyghur halkını Nait özünün az sandaki askerleri bilen nadan kaldırış, cehalet kaldırış, aşında aldaş, yani bir yaqınlaganda katlı kolluk kılıçtan ibaret her hıl taktikilerini işiltip idare kıygan bolsun bari bir 1928 yılı 7. ayda başka onun okşumaydıgan pikirdeki Panyao'nun başçılığındaki Hanzu hükümralları guruyu terpidin öldürülüp, ülkenin hakimiyeti yeni bir militarist Cingşorun'un kolu ötti. Cingşorun'un siyaseti elbette Yangzhang Shing'in perhliğiydi. Cingşorun, Yangzhang Shing'in karaganda ındak aldaş, nadan kaldırış, pepileş, yeni bir yaklağında katlı kollu kılıçtak ındak siyasetinin oğanıqa, bir vasıta katlı kol siyaset, yani bulançılık siyaseti yürüyüzdü. Yani Uyghur halkına nispeten aşkarı milli kemsitiş besim siyaseti yürgüzdü. Şunun bilen bir vakitte Kumul Katarlıq caylardaki Uyghurlarının yerlerini tartıbilip onu içkirdin, Gensu'dan ilip çıkan Hanzulağı bölüp verdi. Onun kolasındaki Hanzu ofitserla, Hanzu emeldarla yerlik üz turvatkan caylardaki Uyghurlarına nispeten naiti katı kol, naiti kemsitiş tedbirlerini kullandı. Kumbuldaki bu inkılapının kozgılışığı mı, yani Hoca Niyaz rehberlikteki inkılapının kozgılışığı sebep olan amılla mı, yeni bir yakınlağın çağda, yani şundak besimden kilip çıkan. Umumən 1931 yılı bu Hoca Niyaz Katarlıqları rehberlikteki Kumbul Tağları diye başlanan kozgılangıcı bolğan, bu 1877 yılı Yakup Bek hakimiyetinin ağdırılıştığını hesaplaganda, 50 netice yıllık bu uzun musabı cereyanı da Uyghur halkı türlük içki besimlığa, militaristlerinin besimlığa, onun aldığı Mençin İmperiyesinin besimlığa, katlı kollaklarına, her türlük ili neyren siyasetlerinin besimlığa uçurup, cehalet ilkede kalan bolsun mu? Lekin beribir 19. asırının ahırsı da 20. asırının başları da bu Müslüman dünyası da Koşna Otur Asya'da kötürülgen medeniyet, bu milli uygunuş hareketleri Uyghurlara təsir gösterdi. Uyghurlarının arasından çıkan nurgullan anlık adamlar, ziyalılar, mesela Mesud Sabri, Mentali Tevfik, Tursun Efendi, Abdülkadir Damullam, Kutlu Kacı Şevki, Katarlıq nurgullan Uyghur, ılgar, pikirlik, dini, penni, alımları, ziyalıları, şunundak Musa Bay ve Maksud Akkum Musabayla ve Maksud Muhiti'ye okşaş ılgar ticaretçiler öz ilığa Uyghur ilinin sırtı yüz beri vatkan bu medeniyet mağarıp uygunuş hareketlerini ilip gelip bu cayda mektepler mağarıpını güllendiriş, akartış arkalık Uyghur halkının inini öztürüş için hareket kıldı.
Neticede ana şundak 20 yıllık hareketler, 20 yıllık milli uygunuş, mağrıp cihet uygunuş, akartış hareketleri neticesi de ve işki cihette bu militaristlerinin katlık besimi ve türlük amıllarının sebebidin ahir 1931 yılı kumulda götürülen kozalan bütün Uygur ilim kıyasığı yeyilip 32 yılda Turpan'da, Hoten'de, Kaşka'da ve başka caylarda kent ülemini kozalan yüz verip Hocine Zacim aynı vakitte bütün Uygur ilimdeki kozalancılarının bir gayvi rehberi süpüde de tonuldu. Yani şunda kozalanlar neticesi de 1933 yıl 12. noyabr günü de Sabit Damollan başlamcılığı da bu otları şerhde bilim terbiyesi köygen, Türkiye, Mısır Katarlık caylarda okuyan Avrupa'nı, Rusya'nı köygen, ucaydaki siyasi, ictimai, iktisadi, medeniyet özgürlüklerden haber tapkan, yakşı bilgen ziyalıyla, dini ölümala, ılgar fikirlik bu ticaretçiler ve başka bilim adamları birlikte Kaşkar'da Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni kurdu. Bu yeni bir yaklağında Uygurlarda 20. asırının başları da peyda boğan cumhuriyetçilik fikirlerinin neticesiydi. Yani Türkiye'de Mustafa Kemal başlamcılığı kurulgan Türkiye Cumhuriyeti'nin ki meydan kilişi, onun aldı da bu Çarusiye hakimiyetinin aldırılışı bilen Koşnu Orta Asya'da şekillenen kurulgan Buhara Halk Cumhuriyeti, Xarazm Xalq Cumhuriyeti Qatarlıq Cumhuriyetlerinin meydan gelişi, bunların hepsi oxşaşla bu Tarım Turpan Vadisi'deki xalqlarga, yani Şarqi Türkistan'daki xalqlarga ziyalılığa təsir göstermeye kalmadı. Demek 1933 yılı Kaşkar'da kurulgan bu cumhuriyet, yani şu Orta Asya'da, Otur Şarıq'da, umumən şu Türkiye milletler dünyasındaki zor siyasi, medeniyet, ictimai, iqtisadi özgürlüklerinin hem şu cumhuriyetçilik fikirlerinin yeni bir neticesiydi. Elbette 1933 yılı 12. noyabrda Kaşkar'da kurulgan bu cumhuriyet aynı vaxta Kaşkar'daki Uygur kozalancıları Orta Asya'dan Sovet hakimiyetine karşı uruş kılıp ahire bu Kaşkar tarafı keçip ötken bir kısım Setivaldı Can, Yusufbek Kurbeşi başlamçılığıdaki Özbek kurallık grup bilir. Yani Sovet hükümeti tarafından basmışlar deyip atalgan bu kişiler. Şununda Osman Ali başlamçılığıdaki bu atışının tağlık rayonlarda kolu kurallığın Kırgız kurallık grup bilir. Hem Hoten'de Muhammed İmin Buğra rehberliğinde kurulgan Muhammed İmin Buğra rehberliğinde kozgalgan Hoten kozgalancılarının ki Muhammed İmin Buğra tarafından üretilgen bir grupsi. Bolup bu birkaçı grupa birleş neticesi de bu hakimiyet kurulgan. 1933 yılı 12. noyabrda Sabit Damollam Şarkı Türkistan Cumhuriyet Hükümeti'ni cekarlığında birdek alda Hoçiniyaz Hacimli, Hoçiniyaz Hacim tek Aksu'da boğan, Hoçiniyaz Hacimli bu cumhuriyetinin mengülük prezidenti, yani mengülük reis cumhuriyeti kılıp bekitti. Sabit Damollam bolsa özü başminister buldu. Birinci katımlık bu Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti, adette özünü Şarkı Türkistan Cumhuriyeti de matıgan, o özünün pasportdan çıkagan, pullarına çıkagan, şunun da özünün yani dəstəbki asası kanununu bekitken ve devlet xitap namısını ilan kıygan. Birinci Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin bu devlet xitap namısı da bu hükümetinin bütün dünyadaki hükümetlerle, devletlerle dostane diplomatik münasebet orundadığı. Hatta Nanjing'deki Junhua Mingo hükümeti ile mi, yani dostane münasebetini saklaydığı bildirilgen. Birinci Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin gerçi 3 aydın artık vakit, yani 6 ay, umumən 6 aygıcı boğan aralıkta mevcut bulup tuğan bolsa mı? Lekin o, bu Uyghurlarının 20. əsr tarihideki bulup mu? Yani 19. əsrinin ahire 20. əsrinin 1. 20'deki bu siyasi tarihide meydana gelgen biraz, bir kadar sistemlik boğan bir hakimiyet idi. Yani bu devlet, özünün devlet bayrağı, devlet asası kanuni, devlet aparatları, şunun dek, hatta devlet naxsi
devlet 20 katarlıklarına ilgi boğan idi. Asas kanun hatta. Cumhuriyetinin dastlabki 16 ministerliği şekillengen. Elbette bu cumhuriyet yani birli Uygurlarga tebe bulup kalmasın. Bu cumhuriyetin kuruş katlaşkan varlık Türkiye ve başka milletlerinin kurallık grupları hem ulamı nezere gelinip bu cumhuriyetin hükümet terkibine Uygur, Özbek, Kırgız, hatta Kazak ve başkalarımı kırgızılgen. Hükümette Uygurlar, Özbekler, Kırgızlar mühim rehberi oralarını tutkan. Elbette Sabit Damoğlu'nun başlığındaki bu hükümetin maksadı bütün Şarkı Türkistan'ı azat kılıp, bütün Şarkı Türkistan'ı birlik geldirip, bir birlikki kagen bir hakimiyet berpa kılış idi. Şu vaqtidiki bu inqilob qatnashgan, yani şu Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ninki birinci günüden tatıp, ta ki ahirgıcı boğan bir kançılık siyasi tarihi vakalarının şahidi boğan Abdülkadir Hacim'nin əslimilerden qarğanda, aynı vaqtta Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni Aksu, Xotan, Kaşgar, Katarlıq vilayetle itiraf qilgan. Bu cayla Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin ayyulduzluq kök bayrağını çıkargan ikken, yani kök bayrağını asgan ikken. Ama aynı vaqtta bu birinci Şarkı Türkistan Cumhuriyeti naite kısqa vaqt mevcut bulup durdu. Bunun ındaq buluşudaki asas sebep, bu cumhuriyet, bu hükümet dahi yeni kurulgan boğaşka onunki ictimai asası, iqtizadi asası, hərbi küç asası naite aciz idi. Onun üstü yine bu bu hükümet Uygur eli bilen koşunu boğan Sovet Rusiyasının yaxşı görüşü geri gelmedi. Elbette 1920 yıllarda içki uruşta qalbi qıygan Sovet Bolşevikleri bütün Orta Asiyanı, bütün Çarusiya, sabıq Çarusiya zimillerini birlik geldirip Sovet İtibakını təsdiq qıygan idi. Sovet Rusiyası hükümeti, yani Stalin rehberliğindeki Sovet Rusiyası hükümeti Orta Asiyada uzun mezgil bu basımcılık hareketlerine karşı durdu. Yani basımcılık, ulanın nezirdeki basımcılık, yerli halklarının nezirdeki bu müstakillik hareketi de aynı vaxtdaki ulağa karşı küreş kıldı. Şundaq boğallığı için ta ki 30-cı yıllarca boğan küreşler ceryanında Sovet Rusiyası aran testte bu Orta Asiyanın vəziyetini mukumlaştırdı. Bundaq şəraitde onun hoşnusu boğan Şarkı Türkistan'da, yani Uyğur elida, Tarım Vadısı'da bu yeni bir müstakil hakimiyetinin bərpa buluşu, olup mu onun tərkibiye Sovet İtibakı'na ait üç görgen, Sovet İtibakı bilen küreş qıygan, ula bilen karşılaşkan bir kısım adamlarının bu hükümeti turuşu, şunundak onun hərbi koşunu tərkibiye, eni şunda kurallı gruplarının kirişi oxşaşla bu Stalin rəhbərlikdeki Sovet hükümeti tərbidin yaxşı görüş erişelmedi. Aynı vaxtda Sovet hükümeti bu Şarkı Türkistan'da yüzbəgən kurallıq hərkətləri qozalanlığa naidə dikkat qıygan idi. Naid əhmiyyət bəgən idi. Naid əhmiyyət bəgən idi. Şu vaxtda da Stalin rəhbərlikdeki Moskva hükümeti zadi yerlik xalqlarını qollaş kerek mu? Yani izilgən xalqlarının azadlıq işleri yerdən bir iş digən Lilinin şuarı boyunca bu yerlik izilgən xalqlarına yerdən bir iş kerek mu? Ya ki Xanzu militaristlere yardım veriş gerek mi deyken tallaş kılıç geldi. Ahire Stalin rehberliğindeki Sovet Rusiyası ikinci tallaşını tallab Şin Sesayini yüleş arkalık, yani Xanzu militaristlere yardım veriş arkalık bu ülkedeki müstakillik hareketlerini, meyli Uyghurlarının, meyli Macunyun başlamcılığındaki Tungallarının ve başka yani Şin Sesayi'ye karşı boğan Xanzu militarist güçlerinin güçleri bolsun, hemisinin karşılık hareketlerini yoktu. Bu ülkede pekat bir lam, Moskova'nın təsiri, Moskova'nın kol astedeki, kontrollü astedeki bir Şincan ülkesini, yani Şin Sisay'ın başlamcılık Şincan ülkesini bərpa kılışını karar kılıp, Altayski namıdaki her bir koşullarını kirgizip, Ürümçi korşavlarını ahırlaştırıp, Macunyun koşullarını yoktup, Tungallarını, Macunyun koşullarının Kaşkariya tarafı sürgün edilip, Hocaniyaz koşullarını yok kılıp ahırda Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ninki ahırlaştığın ibaret bir ceryanlı taktikini emelge aşıyordu.
Şunun bilen Şinjan'da 1933 şu vaxta da şunun da neticede 1933 yıldan başlap ta ki 43 yılı çubu aralıkta Şinsisay başlamçılığı da Şinjan ülkelik hükümet kurulup Şinsisay bu cayını idare kıldı. Hucinez başlamçılığı ki bu Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin bir kısım rehberleri, bir kısım hadimleri Sovet İttifakı'nın vasıtçılığı bilen Şinsisay bilen ittifak tüzüp, kilişim tüzüp ula ülkeye gelip, ülkedeki her kaysi nazaret, idare organlarına başlık oldu. Hocinez Hacim, ülkeye malın reisi oldu. Ama 1937 yılı kegen çağda Kaşkari yanı kaydedin, kozalan kütürüldü. Neticede Şinsisay üzünün Ebdi Beşirisini aşkarlap, Stalin'in körsetmesi bu içe, bu Hocinez Hacim Katarlık Uygur rehberlerini birbirlep yok kıldı. Elbette Şinsisay'ın bu çağda ilip bağın bu tazılaş hareketleri Stalin'in 37-38 yıllarda Sovet İttifakı da ilip bağın kengülemlik tazılaş hareketi bilen çemberçesi bağlanan bulup neticede Trotskiçi, Pan-Türkis, Pan-İslamist, Mustakılçı, Bölgünçi digendek türlük cinayetle artılıp nurgunluğun Uygur ziyalileri, bilim adamları, anlık adamlar, Sabık Şarkı Türkistan Cumhuriyeti katlaşkan adamlar tutkun kılındı, öldürüldü. Elbet şunun Katar'ı diyene nurgulluğun Şinsisay'a karşı fikirdeki bir kısım Hanzo ziyalileri, Mongol, Kazak ve başka milletlerinin ılgar fikirlik adamları öldürüldü, tutkun kılındı. Məlumatla akırganda Şinsisay'ın 37. yıldan 43. yılı boğa aralıkta 100 milyon artık adamın kolga ağırlığı, sansanaksız adamlarının öldürülgenliği eğitildi. Manımışındak ceryalla devamı da ahırda 1943-43 yılları kegen çağda umum izlik alda Uygur, Kazak, Kırgız, Mongol, Tungan, hatta Rus ve başka Uygur eldeki milletlerinin Şinsisay hükümetine boğan, Şinsisay'a boğan narazılıkları, karşılıkları tekimi evciye etti. Hem 1941 yılı 2. Dünya Urşu'nun ahırlışı neticesi de, 1941 yılı 2. Dünya Urşu'nun başlanışı neticesi de, Sovet İttifakı'nın Germaniye armiyası tarafından mağlup buluşu neticesi de Şinsisay, Sovet İttifakı'nın tügeydiğallığından, Sovet İttifakı'nın putunlay veren bulduğallığından guman kılıp, özünün Sovet İttifakı bilen boğan münasebetlerini buzuşka başladı. Yani Sovet İttifakı'dan yüz örüp, en yakısı Nanjing Chongqing'a merkezleşken Gomindan yani Junhua Mingo hükümeti bilen hemkarlaşıp, Jiangkai-shi bilen hemkarlaşıp bu cayga Gomindan merkezi hükümetinin koşullarını epkiriş arkalık özünü Sovet İttifakı'nın kontrolluğundan kutuluş faaliyetlerini elip badı. İkinci Dünya Urşu'nun terakki kılışı küçük işe ergişip, Şinsisay 43. yılı kelgencağda putulley Sovet İttifakı'nın yüzü örüdü. Sovet İttifakı bilen tüzgen iktisadi kilişimlerini, Halay kallarını etişik kilişimlerini, emmisini bikar kıldı. Sovet mutxessislerini, Sovet hadimlerini çigirden koğulap çıkardı. Sovet İttifakı'nın kumulu turğızılığan 8. polkını mı koğulap çıkardı. Bundak şaraitte Sovet İttifakı mı Şinsisay'dan üçeli, Şinsisay'a zerbi verişten ibaret bir irada geldi. Muşundak şaraitte 42-43 yıllarda Uyghur elinin hemmi cayları digidek Şinsisay hükümeti karşı yarastı Uyghurlarının teşkilatları şekillenişke başladı. Demek Uyghur eli umumizlik alda bir korallı kozgalan Şinsisay karşı, Gomindan'a karşı bir keyfiyat işçiliği çömdi. Altay'da Osmanlı'nın başlamçılığı da korallı kozgalanlığa götürülüp Şinsisay'a koşulları bilen uruş ilip bağdı. Manımışındak şaraitte 1944 yılı Gülcü'de azatlık teşkilatı kurulup yarastı korallık hareketke tayarlık kıldı. 44. yılı 8. ayılda Gini Batur, bu Fatih Batur'la başlamçılığı da Nilkı'nın Ulastay tağları da uruş partılap Gomindan karşı kozgılan resmi başlandı. Kozgılançıla tez uruş kılıç neticesi de 1944. yılı 7. noyabrda Gulcu'da kozgılan götürüp azatlık teşkilatının rehberliği de Gulcu şehrini 5 günlüğün asas cihetini azat kılıp 1944 yılı 12. noyabr günü Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni ilan kıldı. Cumhuriyet'nin hükümet aparatını kurdu.
İlhan Töre Cumhuriyet'e reis, Hakim Bekoca Mavun reis oldu. Cumhuriyet'in hükümetinin azalık terkibine Uygur, Özbek, Kazak, Kırgız, Mongol, Tungan, yani Huizu, Şive, Rus Katarlık, Henzuladın başka 13 milletinin vekilleri asosiyatın kırgızıldı. Bu inkılap nay tez süratli kemiyip, ahırda 1945 yılının 2. yılı kerkenciğinde bütün ili vilayeti azat oldu. Toluk azat oldu. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti hükümeti yanında 9 maddalık özünün hitapnamesini ilan kıldı. Bu hitapname da bu cayda mengü bir müstakil demokratik cumhuriyet kuruş, hemme diller, hemme dillarga erkillik veriş, hemme milletlerinin öz dini itikadi, öz milli örf adetini kadirleş hukukunun varlığı, iktisadi, soda, sanat ve başkalarının terakki kılışını ilgiri sürüş, Katarlık mezmullarını öz içine alan bu 9 maddalık hitapname ilan kıldı. Şunlar bir vakitte, şu vakitte de Uygur elde yaşayan hemen milletlerini ihtipaklık çakırdı. Hemen milletlerinin ihtipaklışı, birleşip küreş kılışı neticesi de 1945 yılı 4. ayının 8. günde resmi muntazim milli armiye kuruldu. Bu milli armiyemi aynı vakitki Uygur, Kazak, Kırgız, Rus, Özbek, Tatar, Tungan, Şive, Mongol, Manju, Dağur Katarlık İli Tarbağtay, Altay'da mevcut boğan, yaşayan milletlerinin hemmesi, şu milletlerinin perzentleri bu milli armiyaya asker bulup girdi. Ula Şarkı Türkistan'ın müstakillığı için alğa degen bayrağını kötürüp, 3 front bu içi cenk bulup 1945 yılı 10. ayı kegende, Manas Deryası buyuğu kegende, İli Altay, Tarbağtay'ın ibaret 3 olayı toluk azat kılındı. Cenup evetliyen koşulla Cenup'ta Aksu vilayetinin işkin ayısını azap kıldı. Taşkorgan'da partılığan kozgılamı bula kengeyip Kaşkar'ın etrafları çiğitip geldi. Ama bunun dışındaki şaraitte bu Sovet İttifakı'nın yardımına erişken bu Şarkı Türkistan hükümeti, yani okşaşlı Sovet İttifakı'nın Stalin hükümetinin 1945 yılı 9. ayda onlara buyruk verip, devamlı uruş kınbasılık, Manas Deryası boyunu çigri kılıp şerdi. Toktaş'tan ibaret buyruğunu tapşırıp aldı. Çünkü Şarkı Türkistan hükümeti, Şarkı Türkistan Cumhuriyeti armiyesi aynı vakitte Sovet İttifakı'nın harbi iktizadi ve harbi hamaşa kadarlık köp cihetlerden yardımları gelişken idi. Şarkı Türkistan hükümeti, İlhan Töre başlık bu erbapla Sovet İttifakı'nın zor ümitlerini kütgen idi. Lekin Stalin hükümeti 1945 yılı 2. aydaki yalpı kilişimdeki erişken menfaatlerine kapalı ilgi kılış için 1945 yılı 8. ayda Cungu bilen Cungu Sovet Dostluk Şartnamesini imzalap, yani şu yalpı kilişiminin royi ve şundaklı Cungu Sovet Dostluk Şartnamesinin royi buyca Cungu'nun içki işi arlaşmaslık degen şu vadisiye emel kılıp milli armiyini bu yakın tohtu. Şarkı Türkistan hükümetin onun eksince Gomindan merkezi hükümeti bilen söhbet ötküzüşke kıstadı. Sovet hükümetinin yanı vasıtçılık kılışı, arıgı çüşüşü, hem her cihetin besişi ve barlık herbi yardımlarını kesişi, tohtışı neticesi de Şarkı Türkistan hükümeti ürümçüge adam üretip, Cankayışı'nın vekili Cancıcı'nın bilen 8 aydın artık vakit söhbet kılışı arkalık, ahir 1946 yılı 7. ayda tanışlık bitimi imzalanıp, 11 maddalık tanışlık bitimi imzalanıp, iki taraf vekillerinin katnışı bilen Birleşme Hükümet kuruldu. Bu Birleşme Hükümet'e Golcu tarafından Ahmetcan Kasimi, Abdikerim Abbas Katarlık kişiler katnaştı. Lekin uzun ötmeyi okşaşla bu hükümet yeni kaydedin parçalandı. Bu hükümet yeni kaydedin bozulup, Ahmetcan Kasimi, Abbas Katarlık'la Golcu kaydedin bu Manas Deryası'nı çigri kıygan 7 vilayet bilen, yani Gomindan hükümeti bilen 3 vilayet, yani Şarkı Türkistan hükümeti otursudaki korallık karşılık, korallık çigra birbiri bilen düşmelleşiş ta ki 49. yılı için devamlaştı. 48-49. yılı Cungu'nun içki işinin azatlık hareketinin kengeyişi, Cungu'nun içki vaziyetinin özgürüşü, Komünistler bilen bu Gomindan otursudaki uruşta komünistlerinin galibi kılışı neticesi de Sovet İttifakı bu üç vilayetini toluk aldı Mao Zedong rehberliğindeki bu Cungu komünistlerine ötküzüp biriş kararı geldi. Şundakla Şincan'daki Gomindan hükümetini mi tınışlık yol bilen Mao Zedong rehberliğindeki komünistlerinin kolu birişke
karar kıldı. Yani şu Stalin'in kararı bu içe, yani 1949-1956 ayda Mauzdong'un vekili Liu Shaoqi'nin Moskova'ya mehbi verip, Stalin bilen mehbi görüş neticesi de bunların arasındaki bütüşüm bu içe, Mauzdong, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin müddetin burun, yani 1949-1910 ayının birinci günü cekalaşka Stalin'in teklifi bilen razı oldu. Şu vaxtada kilişim bu içe, Stalin mu, bu üç vilayetlik milli arminin ülkedeki Gomindan hükümetinin tınışlık bilen komünistlığa teslim buluşu, Gomindan armiyasının tınışlık bilen kural tapşırışıga maslaşılığan, milli arminin karşılık gösetmeydiğen, Sovet hükümetinin her kanda karşılıklığa yol koymaydığı karar kılındı. Hatta Stalin'in vədisi bu içe, azatlık armiyini tezrak şu vaxta Şincan'ın kırışka, yani Stalin teşebbüs kıldı. Stalin hatta ayruplarlarını çıkarıp Sovet yani azatlık armiyinin bir kısım koşullarını Şincan'a akıp verdi. Kısıkısı Stalin'in her cihattaki yardımları, kollışı, anayışındak her cihattin teşebbüsleri bilen ahire bu ülkeye Cumhur Komünistleri kirdi. Kirip ülkenin siyasi vaziyeti bütünleri özgerdi. Üç vilayet hükümeti mi emelden kalıp kaydedin yani Şincan ülkülük hükümet tesis kılındı 49. yılın ahirisinde. Şu vaxta da yani Stalin hükümeti okşaşla üç vilayetinin rehberleri Ahmetcan Kasimi, Abdikerim Abbasov, Sahbek Mununov, Delilkan Sugurbayev Katarlıq bir vekille ümigini Beijing'deki jığınğa berip, Beijing'deki bu Cumhur Komünistlerinin yani devlet kuruş bu jığını da jığına katnışıp şu cayda ortak alda Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin ki kuruluşunu kollaşka davet kıldı. Bu vaxta yani türlük məlumatlar var. Uyğurlarının, yani Kazakistan'ın köçüp çıkan Uyğurlarının aynı vaxt inkılap şahitlerinden karışıca bu Ahmetcan Kasimi başçılığındaki vekiller ümigi 1949-1922 22. Ağustos'ta Almutu'ya bağın diken aldıdan Almutu'da Sovet İttifakı'nın yani Stalin'in vekilleri bilen söhbetleşken. Ola Sovet hükümetinin ki teklifleri yani şartsız alda hiç kandak şart talep koymay İhtiyarı yosunda bu Cungu'nun terkevi kiriş meselesi de Ahmetcan Kasim ile karşılık gösterdi. Yani Stalin'in teklifi koşulmağalığı için ahire Stalin hükümeti yani NKVD yani içki işler organı terpidin kest kılınğan dedi. Lekin aynı vaxta da Cungu ve Sovet hükümeti okşaşla Ahmetcan Kasim başlığıdık bu vekiller ümüginin 1949 yılı 8. ayının 27. günü yani Beijing'e meniş sepirde bu Sovet İttifakı teritoriyası da ayrıplan adısı uçurap hem de suyada Kazakistan diyen bu resmi bir bildiriş muhimlaştırılgan. Lekin hazırgıca bu inkılap katnaşkan köplügen şahitla yukurdu mendep ötken ve her türlük kıyaslarını otturup koyup kenmekte. Umumen hem de bana bu 1900 yani ötken eserinin birinci 20'deki yani 30. ve 40. yıllardaki içki Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin ki ahvalı, təqdir haqqıdaki kısıkçı umumlaştırıp edilgan bir məlumat. Umumən Uyğurlarının 20. eserinin birinci 20'deki bu siyasi hayatı da siyasi faaliyetleri de çoğun devletle yani mühim rol oynadı. Olup mu Sovet İttifakı mühim rol oynadı. Yani bu cayının Cumhur'un bir təvəsi qitlib qilishi da, Cumhur'un təvəsi qilishi da Sovet İttifakı'nın ayıdı mühim bir rol oynadı. Aynı vaxtda yani ülkenin 20. asırının aldığı 20'de Ürümçi'de Amerika konsulxanası, Sovet konsulxanası, hatta Angliya konsulxanası var idi. Bu cayda oxşaşla Sovet, Angliya, Amerika'dan ibaret bu devletlerinin diplomatları otursa da her xil faaliyetler, köreşler boğan idi. Umumən bu ülkenin tarihi, 20. asırının dəstəb 20'deki tarihi, eyni vaxtdaki soğuk münasibetler uruşu, dünyanın ikinci uruşu, Cumhur'un aynı vaxtdaki komünistler bilen bu Gomindan otursuzluk uruşlar, militaristlerin özara uruşları, ülkenin cenubudaki bu Britanya İmperiyası bilen Sovet İttifakı'nın otursuzluk ziddiyetler, şundakla Müslüman dünyasıdaki bu özgürüşler, Hindistan'ın özü çıkan bu caydaki her türlük müstakillik ve uygunuş hareketler katarlık, türlük
təsirlərinin təsirləri uçurub. Şunun üçün bu rayonun, yəni Uyğur elinin 20-ci əsrinin aldınqı 20-dəki bu siyasi tarixi naiti mürəkkəb, naiti qızıqarlıq və naiti köp tərəfindəlik məlumatlar, köp məzmullar bilən dolu.